Arkadaşlar merhaba. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte polimorfizmin ne olduğunu ve bu ilkenin Java'da nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırsanız derse başlayalım. Öncelikle polimorfizm Türkçe e, Türkçe çevirdiğimiz zaman çok biçimlilik anlamını taşıyor bizde. Yani biz ürettiğimiz objeleri birden fazla e, şekilde davranmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi buna çok güzel bir örneğim var. Şöyle bir örnek verelim. Bir e, erkek düşünün. Bu erkek aynı zamanda baba olabiliyor. Veya e, iş yerinde bir işçi olabiliyor. Veya bir kadın düşünün. E, bu kadın hem anne olabiliyor. E, hem kadın olabiliyor. Hem öğretmen olabiliyor mesela. Birçok gördüğünüz gibi farklı özelliklere sahip olabiliyor bu nesneler. Şimdi biz. Ee, tam da bunu aslında öğreneceğiz. Biz eskiden ne yapıyorduk? Önceki videolarımızda mesela çalışan diyorduk. E, sınıfımızın ismini yazıyorduk. Çalışan c eşittir ne? çalışan şeklinde objeler üretiyorduk değil mi? Şöyle düzeltelim. Konstruktörlerimiz vesaire var burada. Böyle artık objeler üretiyorduk. Şimdi artık bu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Gelin bu derste e, bir örnek yazalım. Bir araba sınıfı yazalım. Hatta bir araç sınıfı yazalım. Öncelikle ben burada vehicle diye bir sınıf tanımlayacağım. Vehicle diye sınıfımızı tamamladık yaklaştıralım biraz. Şimdi bunun içerisinde bir e, metot olsun. Bu metot da ne olsun? Public, Void hatta Void yazalım direkt. Bu arada e, daha önce söylemediysem şimdi söylemiş olayım bunu başına. E, herhangi bir şey yazmadığımız zaman public tanımlanıyor arkadaşlar. Metotlar ve değişkenler. E, aklınızda bulunsun bu. Void, MaxSpeed diyorum. Bu bize bir e, ekrana bir şey yazdırsın. Ne olsun? Aracın maksimum hızı eşittir 100 olsun. Daha sonra ben birkaç tane daha sınıf tanımlayacağım. Ee, vehicle yani araç bir sınıfımız bizim. Daha sonra ben burada car diye bir sınıf tanımlayacağım. Car sınıfı da bir araç yani buradan çıkacak arabalar da bir araç olduğu için extensive vehicle diyorum. Extensive vehicle yaklaştıralım. Yine direkt buradaki e, metodu alacağım karın içerisine yapıştıracağım. Ve bunu zaten benim başına override yazmama gerek kalmadı bu arada. Gördüğünüz gibi direkt override'ın sembolü geldi buraya. Tıkladığımda beni üst sınıftan override edilen kısma atıyor. Aşağı doğru bir kere daha tıkladığımda gördüğünüz gibi aynı yere geldim. Şöyle üzerine durduğum zaman da ne diyor? Override method in vehicle diyor. Gördüğünüz gibi vehicle sınıfından override ediliyor diyor. Bunu yazdık. Şimdi burada ben ne diyorum? Önceki araçtı bu araba olacak. Arabanın Arabanın maksimum hızı 200 olsun. Gelin bir uçak tanımlayalım şimdi. Ben burada plane diye bir tane sınıf açıyorum ve aynı metodu buraya da yapıştırıyorum. Buna da uçağın maksimum hızı 500 olsun. Ve son olarak bir tane de roket açacağım. E, roket diye bir sınıf açacağım. Ya yani roket bir araç değildir ama uzay roketi olarak düşünün bunu normal atılan e, füzeler gibi düşünmeyin. Şöyle yapalım. Roketin maksimum hızı 1000 olsun bu da. Şimdi gelin driver sınıfımıza dönelim. Ben burada e, 4 tane obje üreteceğim. Öncelikle birisi vehicle'dan üretilecek. Vehicle, vehicle eşittir new vehicle. Bir hata var mı yok mu diye öncelikle bu e, fonksiyonu bir kullanmayı deneyelim. Max speed diyorum. Çalıştıracağım programı. Bakalım bize ne diyecek. Aracın maksimum hızı 100 çok güzel. Şimdi biz önceden nesnelerimizi aynen böyle oluşturuyorduk. Şimdi biz öyle şeyler kullanacağız ki mesela bir kar oluşturmak istiyorum. Ee, bunu nasıl yapacağım? Kar bir arabadır değil mi? Vehicle, car yazabilirsem eşittir. New, car diyorum. Şimdi ben burada ne yaptım? Bakın şu an hata almıyorum. Normalde ne yapıyorduk eskiden? Sınıfımızın ismi, objenin ismi eşittir. New sınıfımızın ismi. Buradaki sınıfımızın ismi referanstı hangi sınıftan referans alındığını söylüyordu. Objemizin ismiydi burası. New diyorduk ve constructor'ımızı yazıyorduk. Hangi ile oluşturulacağını. Burada ne yapıyoruz? Sınıfımızın referansı yani bu e, obje bu sınıfa e, bu sınıftan referans alıyor. Ve daha sonra eşittir. New diyoruz ve bu sefer constructor'ımızın ismini değiştiriyoruz. Ben ne yaptım burada? Kar isminde bir obje ürettim. Bu kar ismindeki obje kar e, sınıfının özelliklerine sahip ve aynı zamanda da vehicle'ın özelliklerine sahip. Diyorum ki burada tipi kar olan bir araç üret. Aynı Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Böyle kafanızda da oturacaktır. Tipi kar olan bir araç üret dedim burada. Ve objemiz hazır. Aynı şekilde ben burada e, şöyle de yapabilirim. Vehicle ne olsun? Plane eşittir. New, plane diyorum. Vehicle e, Rocket eşittir new rocket diyoruz. Burada bir hatamız var. Hataya şimdi bakacağım. Hatamız neymiş bizim bakalım? Required type Vehicle provided Play. Evet, bu hatanın sebebi biz Plane'de ve ee, diğerinde Extends Vehicle yapmadık. Hemen onları düzeltelim. Rocket'te de aynı şekilde Extends Vehicle dediğim zaman sorun ortadan kalkacaktır. Bakıyorum ve kalktı. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada 3 tane araç ürettim. Bunlar ee, kar tipinden bir kar nesnesi, plane tipinden bir plane arabası aracı ve roket tipinden bir roket aracı. Şimdi ben burada eğer kar nokta max speed dersen, plane nokta max speed dersen ve son olarak roket nokta max speed dersen. Ne oldu karşıma nasıl bir manzara çıkacaktır çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi e, şu yukarıda çalışmıştı şunu sileyim kafa karıştırmasın. Tekrardan çalıştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi arabanın maksimum hızı 200 dedi bana. Uçağın maksimum hızı 500, roketin maksimum hızı 1000 dedi. Ben burada ne yaptım? Hepsini ben vehicle'dan referans almama rağmen bunlara gönderdiğim, daha doğrusu e, tiplerini burada farklı olarak belirlediğim için buradaki kar nesnesine hem vehicle gibi davranmasını söyledim hem kar gibi davranmasını. Yani çok biçimlilik uyguladım ben bu nesneye. Burada polimorfizmin en bariz e, örneği bu şekilde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kar sınıfını e, max speed yazdığımız zaman arabanın kendine ait hızına bastırdı. Uçağın ve roketin kendine ait hızlarını burada bastırdı. Polimorfizm tam olarak bu. Çok bir e, aman aman zorluğu yok. Zaten bunları böyle e, hani polimorfizm ne diye tek e, somut olarak düşünmeyin bunu bu şekilde. Yani tek e, düşünmeyin. Polimorfizm inheritance ile beraber kullanıldığı zaman aslında kendini... E, ne olduğunu anlatan bir yapı. O yüzden bol bol örnek çözmekte fayda var. Çok güzel bir örnek çözdük aslında burada. E, kısa bir özellik geçeceğim. Biz burada 3 tane nesne ürettik. Bu nesnelerimiz eskiden Vehicle, Vehicle eşittir, New Vehicle şeklinde üretirdik. Ama artık nasıl üretiyoruz? Vehicle nesnemizin ismi eşittir. Bu nesnenin ne olacağını seçiyorum burada. Gördüğünüz gibi Car tipinden bir araç ürettim. Plane tipinden bir araç ürettim. Ve Rocket tipinden bir araç ürettim. Daha sonra bunların e, Fonksiyonlarında bunlardaki aynı fonksiyonu kullandığımda her e, araç daha doğrusu her nesne kendi üst sınıftaki vehicle'daki max speed'i değil kendisine ait olanı kullandı. Daha doğrusu burada bir e, overloading işlemi de var zaten yani bunların hepsi birbirine e, entegre çalışan yapılar tamamen polimorfizmi de bu şekilde açıklayabiliriz. Bu derslik bu kadar olsun. Bundan sonraki derslerde devam edeceğiz. Videoyu boyunca kafanızı karıştıran bir yer olduysa veya anlamadığınız bir kısım olduysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.